Köse ilçesi Gümüşhane iline bağlı olup 1987 yılında ilçe olmuştur. İlçemize bağlı 14 köy kuruluşu ve ilçe merkezinde 5 mahalle bulunmaktadır. 7400 merkez ilçe nüfuslu ilçemizin ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 2009 yılındaki mahalle idari seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Şerif Aygün, ilçemizin yaşanabilir, modern bir şehir olması için her türlü girişimi ve gayreti sarf etmiştir, sarf etmeye devam etmektedir. Gerek belediye bütçesi, gerekse bakanlıklar kanalıyla ilçemize birçok projeler kazandırmıştır. 2014 yılındaki seçimlerde de yeniden seçilerek göreve devam eden başkanımız hizmetlerine hız kesmeden devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında altyapı çalışması tamamlanarak hizmete sunulmuş. İçme suyu, arıtma tesisi tamamlanarak su sıkıntısı ortadan kaldırılmış. Cadde ve sokakların kilitli parke ile yenileme çalışmaları yapılmış. Park, bahçe ve dinlenme alanları oluşturulmuş. İmar planlarımız yenilenmiş. Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte 10.000 metrekarelik bir mesire alanı oluşturulmuştur. İlçemizde görüntü kirliliği oluşturan yerler temizlenmiş, atık su arıtma tesisi inşaatına başlanmış, sosyal ve spor faaliyetleri yürütülmüş, ilçemizdeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla TOKİ konutları kazandırılmıştır. Caddelere, sokaklara, tabela dikilerek adreslere kolay ulaşılmıştır. 2013 yılında sentetik çim yüzeyli kapalı halı saha hizmete sunulmuştur. Belediye sosyal tesislerinin tüm mobilyaları yenilenmiştir. Camilerimizin tadilatları tüm titizlikle yenilenmiştir. 15.000 metrekarelik alana sahip olan parkımız baştan aşağı yenilenmiştir. İlk olan saat kulesi 2016 yılında tamamlanarak ilçemize modern bir görünüm kazandırmıştır. Belediyemiz çocuklar için eğlence ve eğitici etkinlikleri için sokak oluşturmuştur. Sokak ve cadde sağlıklaştırılması. İlçemizde üst yapı çalışmaları 2014 yılında başlanmıştır. 84 adet konut tamamlanmıştır. Şehitlik alanı yapımı 2017 yılında yapımına başlanmıştır. 2018 yılı içerisinde tamamlanarak ilçemize farklı bir görsellik katacaktır. Tabiat Parkı yapımı. İlçemiz kadınlarına destek amaçlı bir adet paketleme ünitesi kurulmuştur. Kuru fasulyeye de 3 ova ismi tescil edilmiştir. 2012 yılından beri çalışmalarımız mesleki eğitimin kalitenin artırılması hibe programı çerçevesinde hazırlanmıştır. Yapılması planlanan projelerimiz ise Hükümet Konağı, Hayvan Pazarı, Terminal, Kültür Merkezi, Kapalı Halk Pazarı, İmam Hatip Okulu, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, Çevre Yolu Aydınlatmaları, Spor Kompleksi, 3. Etap, Sal Yazı Konutları. Asmalı Köprü Tesisleri, 2005 yılında Asmalı Köprü Tesisleri adı altında Maçka, Coşandere Köyü mevkiinde 7 kilometre mesafede bulunmaktadır. Maçka ve çevre ilçelere hizmet vermekteyiz. Turizm açısından zengin olan Maçka'mız, il dışından ve yurt dışından gelen misafirlerimize tüm halka hizmet vermekteyiz. Restorantımızda damak tadına hitaben tüm menülerimiz mevcuttur. Ana yemeklerimiz olan balık ızgara, balık buğulama, ızgara et çeşitlerimiz, özel salatalarımız, yöresel yemeklerimiz olan turşu kavurması, lahana sarması, menemen, kuymak, serpme köy kahvaltısı eşsiz manzara eşliğinde personelimizin hijyenik ortamda Tarım Bakanlığı'nca onaylanmış olarak halkımıza sunmak ilkemizdir. Özel günlerde kır düğünleri, nişan törenleri,
Toplantı yemekleri yapılmaktadır. Restorantımız içerisinde yöresel hediyelik eşyalarımız, gelen misafirlerimizin coşkuyla alışverişlerini yapıp en güzel hediyelerimizi alıp yemeklerini doğayla baş başa yiyerek, gezip görerek tekrar geri dönüp geldiklerinde onların yüzlerindeki mutluluğa şahit oluşumuz bizim prensibimizdir. Asmalı Köprü tesisleri Coşan Dere üzeri olması müessesemize ayrı bir güzellik katmaktadır. Coşan Dere üzerinde insanlarımızın yemek yiyerek aynı zamanda tarihi manzaramızın her köşemizde saklı olan doğa eşliğinde hizmet vermek artık bizde ilke haline gelmiştir. Gelen insanların afiyetle yedikleri yemeklerimizin tadına varmaları, onların mutluluklarına şahit olmaktan onur duyuyoruz. Coşan Dere Asmalı Köprü tesisleri olarak il ve ilçelerimize, şubelerimizi açmak, müşterilerimize daha geniş kapsamlı ulaşmak. Adres: Coşan Dere mevkii Maçka, iletişim 0534 378 68 68. Doktorun yeri 1987 yılında Düzköy yolu yeni sanayi sitesinde kurulmuştur. Akçaabat, Düzköy'de il ve ilçelerimize ve il dışından gelen müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Tüm gelen araçlarımız küçükten en büyük araçlarımıza, rot balans ve balans ayarlarında müşterilerimize en güzel hizmeti vermek bizde ilke haline gelmiştir. Müşterilerimizin tüm süreçlerinde yaşadığı verimlilik kaybını ve maliyetlerinin en aza indirgenmesi için iş ve çalışma tecrübemizden oluşan potansiyelimizi ve hizmet kapasitemizi sahip olduğumuz bilişim teknoloji alanında birleştirerek müşterilerimize sunmak birinci hedefimizdir. Ekip arkadaşlarımızla müşterilerimize hizmet vermek prensibimizdir. Doktorun yeri kurulduğu günden itibaren ilimiz ve ilçelerimiz ve şehir dışından gelen müşterilerimize itina ile hizmet vermek biz doktorun yeri olarak hedefimize ulaşmamızda başarı bizim adımız olan doktorun yerine yakışır bir şekilde hizmet ağımızı genişletmek. Sürekli yenilikçi fikirlerle kendini yenileyerek vermiş olduğu hizmette yetinmeyerek daha ileriye dönük çözümler üretmek amacında ve bunu gerçekleştirirken %100 müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. Sloganımız olan "Aracınız mı hastalandı? Adres doktorun yeri." İl ve ilçelerimize yeni şubelerimizi açmak hedefimizdir. Adresimiz Düzköy yolu yeni sanayi sitesi, doktorun yeri Akçaabat. 0535 555. Yılın baş
konuşsun. Ersin buna biraz ileri bir son damlar çıksın vakti. Layık olmadın mı gönül tahtına? Layık olmadın mı gönül tahtına? Kırılsa ne yazar, kırılmasa. Başımda halim hatırım, sorulsa ne yazar, sorulmazsa. Evet, ekran başındaki izleyicilerimiz, ekranları başına hoş geldiniz. Bir yaşama dair programımızla tekrar sizlerin karşılarında olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Buradan Rize'mizden, sevgili Cumhurbaşkanımızın memleketinden Kaçkar TV aracılığıyla sizlere seslenmekten, ekran başında tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Evet, ekranları başındaki izleyicilerimiz, buradan sevgili Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanımız, reisimize buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yurt dışındaki bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Rize'den. Evet, çok değerli konuklarımız var bu akşam. Çok güzel konulara değineceğiz. Evet, sevgili Sayın Mustafa Gargar, Çaykara Köknar Köyü Kültür ve Turizm Yardımlaşma Derneği. Sayın Mustafa Başkanım hoş geldiniz. Sayın Başkan Yardımcımız Güner Tatlı hoş geldiniz. Sayın Abdülcelil Gargar hoş geldiniz ekranlarımıza. Evet, yine Osman Hocam, biliyorsunuz ekran başındaki izleyicilerimiz Sayın Osman Aydemir ile birlikte hem muhtar adayımız hem de Coşandere Asmalı Köprü tesislerimizin sahibi Osman Aydemir ile birlikte programları yapıyoruz. Birlikte buradan dünyaya sesleniyoruz. Birlikte bu kadar güzel bir ekiple sevgili konuklarımızla birlikte dünyaya sesleniyoruz. Evet, yine çok değerli iş adamımız Akçaabat'tan doktorun yeri Sayın Alaaddin Çakmak'la da birlikte olmaktan mutluyuz. Güzel konulara değineceğiz bu akşam. Kalabalık bir ekibimiz var. Başkanlarımız bizi kırmadılar, sağ olsunlar, geldiler. Yine bize gönlünü veren Sayın Mehmet Hocam, Sayın Erkan Bayramoğlu yine bizlerle birlikte oldular. Böyle arada dilimiz sürçüyor ama ekran başındaki izleyicilerimiz, kolay değil tabii ki canlı yayında konuşmak ve biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki öncelikle sizlerin karşısında olunca tabii ki heyecan artıyor. Her ne kadar bunca 43 programa imza attım ama her programa çıkışımda tabii ki heyecan bizle beraber. Neden? Çünkü Türkiye ile birlikteyiz. O yüzden bu kadar güzel insanlarımızla, ekran başındaki insanlarımız, bu vatanımız, bu bayrağımız altında sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. O yüzden heyecanlıyız. Evet, buradan bir hafta önce çok değerli il emniyet müdürümüzü kaybettik ve ona buradan tekrar mekanı cennet olsun. Şehit, zaten şehit mertebine erişti. Sayın emniyet mensuplarımıza uzanan, askerlerimize uzanan eller kırılsın. Bizi kimse bölemeyecek, bizi kimse yıkamayacak. Böyle çapulculara biz bu vatanı bırakmayız. Bu çapulcularla hiçbir zaman onlar bir şey yapamayacaklar. Tabii ki bizim sevgili Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sayın Reisimiz, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bu ülkeyi kimse bölemeyecek, bu bayrağımızı kimse indiremeyecek. Bize, Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize hiçbir namert el değmeyecek. Ama biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Onun peşindeyiz, onun izindeyiz. Değil mi başkanlarım? Buradan yakın akrabalarına, annesine, babasına da başsağlığı diliyorum. Böyle namert elleri Allah bir daha fırsat vermesin. Nice böyle emniyet mensuplarımıza uzanan eller, şehitlerimize, askerlerimize
Şehitlerimizi, mekanlarını cennetle anıyoruz. Cennet olsun inşallah. Peygamberlerimize, peygamberimize komşu olsunlar. Ama bizi hiçbir ülke yıkamayacak, hiçbir ülke bize el uzatamayacak. Sevgili Cumhurbaşkanımız olduğu müddetçe. Evet, başkanım Sayın Mustafa Gargar. Önce sizi tanıyalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize mutluluk getirdiniz. Sayın Başkanım Çaykara Köknar Köyü Kültür ve Turizm Yardımlaşma Derneği Başkanı olarak neler söylemek istersiniz? Ekran sizin başkanım. Teşekkür ediyorum. Önce bize bu fırsatı verdiğinizden dolayı sizlere Kaşgar TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben Mustafa Gargar, Çaykara Köknar Köyü Kültür Turizm Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanı, inşaat mühendisiyim. Biz yaklaşık 1,5 yıldır Çaykara Köknar Köyü Derneğimizin yönetim kurulundayız. Bu 1,5 yıl esnasında biz elimizden geldiğince yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber derneğimiz için, dostlarımız için, köylü hemşehrilerimiz için biz uğraştık, bir emek verdik. Burada esas bir amacımız vardı. Biz onu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalıştık. Derneğimizin Trabzon'da bir mekanı olsun diye çok çabaladık. Bütün arkadaşlarımızla, dostlarımızın da verdiği maddi manevi katkılarla biz bu amacımıza ulaştık. Trabzon Konaklar mevkiinde Bayındır Caddesi'nde bir derneğimizin adına bir mekana sahip olduk. Mekanımızı oluşturduk. Şu anda ofisimiz ve muhabbet, sohbet ortamımız orada her yönüyle donanımlı bir şekilde kurulmuş bulunmaktadır. Bunun yanında işte bizim üyelerimize, dostlarımıza bazı düğünlerde olsun, cenaze merasimlerinde olsun, duyurularında olsun milletimize mesaj yoluyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tip etkinlikleri işte bu tip hastalık herhangi durumlar için biz milletimizi haberdar etmek amacıyla bir mesaj sistemimiz vardır. Onu işte gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Elimizden geldiği kadar işte milletimiz için çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bundan sonra da başka hedeflerimiz vardır. Bir takım etkinliklerimiz olacaktır. Onları belli bir program dahilinde, belli bir süreç içerisinde yapmayı düşünüyoruz. İşte böyle bu şekilde şu anda bu şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet, Sayın Başkan Yardımcımız Güner Tatlı bizlerle birlikte. Başkanım sizden de alalım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Burada başta Çay TV çalışanlarına, Kaşgar TV çalışanlarına ve sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Evet başkanım, teşekkür ediyoruz. Kaşgar TV adına ben teşekkür ediyoruz. Ediyorum, sağ olun. Evet, Abdülcelil Gargar, sizden de alalım sevgili başkanımız. Kendinizi bir tanıtın. Öncelikle ben Cumhurbaşkanımızın vilayetine olduğundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımı da buradan selamlarımı söylüyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle Sayın Güner Bey'in ve Tuğba Hanım, siz herhalde sizsiniz, sizin davetinizden dolayı geldik buraya. Ve teşekkür ediyorum size. Biz de yani Sayın Başkanım Mustafa Gargar, ben Abdülcelil Gargar ama benim normalde ismim Cemal'dır. Yani iki tane ismim var. Şimdi olsun Güner, başkanım çok isimden zarar gelmez. Şimdi hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya bizi misafir ettiğinizden dolayı onur duydum.
Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Rica ederiz, çok teşekkür ederiz. Evet Osman Hocam, sizden de alalım birkaç kelime. Buyurun, ekran sizin hocam. Biz de tabii ki Kaçkar Devi'ye bize fırsatları verdikleri için bunlara, yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda annem biraz rahatsız, işte şu an Ahi Evren Hastanesi'nde müşahede altında şu an. Allah acil şifalar versin hocam. Şifalar diliyorum. Doktorlarımıza da başarılar diliyorum. İnşallah uç uzaktadır. İnşallah bir şey yoktur. Temennimiz odur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Alaaddin Çakmakçı, doktorun yeri Akçaabat, Rizköy'de, sanayide. Bütün arabanız mı hastalandı? Adres doktorun yeri Akçaabat, Rizköy. O zaman reklam yapsın biz arabanın. Doktorun yeri, evet, ekran sizin hocam. Efendim. Kaçkar Divi'ye ve ailesine, çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatları verdikleri için. Kalabalık bir kadro. Biraz kalabalık kadromuz var. Misafirlere de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Valla vazife olarak düşen her şeyi biz kendimize yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet verebiliyorsak ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür Nasıl ederim. Gidiyor piyasada durum? İyi, çok şükür. Yani işinizi yaptınız mı sıkıntı yok. Aynen hocam. Öyle. Eğer işini sağlam yaparsan, işini severek kalkıp sabahın erken saatinde işimizin başına gidiyorsak zaten sıkıntı yok. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Alaaddin Hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet, ekran başındaki izleyicilerimiz. Ara ara tabii ki böyle biz şiirlerimizi de okuyoruz. Sizlerle birlikte sizlerin gönlüne taht kurmak için. Adım Mehmetçik, soyadım Şehit'tir. Orhan, Osman, Ömer bunlar bir simge. Adımın okunuşu Mehmetçik'tir. Destanım dolu tarih denen belge. Gözüm pek, göğsüm çevik, başım diktir. Ben Mehmetçik'im, kendimden eminim. Düşmana korkuyorum, dosta güvenim. Vatanı canından çok sevenim. Vatan Mehmet, Mehmet vatan demektir. Sevmeyi öğretti, hep bana atam. Çıkar için değil, sevgim gerçektir. Haksızlığa hiç mi hiç katlanamam. Ömrümce mücadelem sürecektir. Gönlümde, önümde oldu hep ümit. Düğünüme, yarına tarih şahittir. Doğdum, yaşarım, öleceğim yiğit. Adım Mehmetçik, soyadım Şehit'tir. Buradan şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi buradan anıyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, peygamberimize komşu olsunlar. Ve buradan Sincar'daki Mehmetçiklerimize, kahraman Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Onlar korkusuz Mehmetçikler, onlar tek yürek Mehmetçikler, onlar tek bayrak Mehmetçikler, onlar tek devlet Mehmetçikler. Buradan onlara sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz kahraman Mehmetçiklerimize. Evet sevgili konuklarımız, tabii ki Mehmetçiklerimizi her zaman anacağız. Onlar bizi bu bayrak altında koruduğu müddetçe Mehmetçiksiz hiçbir günümüz, hiçbir anımız yok. Buradan Mehmetçiklerimizin analarına, ailelerine, kardeşlerine saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan tüm emniyet mensuplarımıza saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan askerlerimize, buradan kader mahkumlarını da unutmayalım. Onlara buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Tüm dünyaya selamlarımızı gönderiyoruz. Evet başkanım, tekrar alalım bakalım. Derneğimizde neler yapılıyor, neleri eksik görüyorsunuz, neleri daha hedeflediniz, bunları bir sizden öğrenelim başkanım. Vallahi şu anda bizim en büyük eksiğimiz bir mekan edinmek idi. Biz bu amacımızı gerçekleştirdikten sonra bundan sonra değişik alanlarda faaliyet yürütmek istiyoruz. Önce birlik beraberliğimizi bizim dostlarımızla, hemşerilerimizle dayanışmamızı önce sağlamak hedefimiz, zaten derneklerin amacı da budur. Biz önce birlikteliğimizi, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu ilerletmek, öyle bir mekan, öyle bir sohbet yeri oluşturmak,
Biz onu gerçekleştirdik. Bundan sonra tabii ki değişik şey, mesela folklor alanında, müzik alanında, ne bileyim ki çocuklarımıza herhangi bir organizasyon yapabilirsek ondan mutluluk duyacağız. Onun haricinde yine bizim öğrencilerimiz var, yardıma muhtaç olabilecek. İnşallah öyle bir durum hiç kimse de oluşmaz ama İnşallah eğer başladım. Öyle bir durum oluşursa biz onlara da ne bileyim şeyimize göre, bütçemize göre, kendimize göre bir ayarlanacağız. O tip çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Hastalarımıza ne bileyim işte düşkün insanlarımıza yardımcı olmak, onların yanında olmak, moral olarak ve her konuda onlarla beraber olmak, onlara varlığımızı hissettirmek, beraberliğimizi hissettirmek için çalışacağız. Zaman zaman bizim etkinliklerimiz de oluyor. Mesela bazı gecelerimiz, birlik beraberlik gecelerimizi işte yaparak hep beraber işte yine bileyim tanışmak, işte konuşmak, eğlenmek, horondur, başka etkinliklerimizdir. Bu tip etkinlikleri de yaparak işte milletimizle kaynaşmak hedefimizdir. Yayla şenlikleri de var değil mi başkanım? Tabii bunun içerisinde yaz aylarında yayla şenliklerimiz de olacaktır inşallah. İnşallah başkanım. Büyük bir mücadeleyle bu derneği ayakta tutacağız. Ayakta biz de elimizden evet. Ne geliyorsa size yardımcı olacağız. Evet, ekran aracılığıyla tabii ki çok daha güzel dernekler, büyük çapta bir dernek olacağız. Dünyaya i̇nşallah. Açılacağız inşallah. İnşallah. Hedefimiz i̇nşallah. Tabii ki, tabii ki i̇nşallah, o. İnşallah tabii. Başkanım inşallah. Evet, teşekkürler. Reklamlar, reklam arasına gireceğiz. Yaşama dair tekrar devam edecek. Reklamlardan sonra ekran başından ayrılmayın lütfen. İlçesi Gümüşhane iline bağlı olup 1987 yılında ilçe olmuştur. İlçemize bağlı 14 köy kuruluşu ve ilçe merkezinde 5 mahalle bulunmaktadır. 7400 merkez ilçe nüfuslu ilçemizin ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 2009 yılındaki mahalle idari seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Şerif Aygün, ilçemizin yaşanabilir, modern bir şehir olması için her türlü girişimi ve gayreti sarf etmiştir, sarf etmeye devam etmektedir. Gerek belediye bütçesi, gerekse bakanlıklar kanalıyla ilçemize birçok projeler kazandırmıştır. 2014 yılındaki seçimlerde de yeniden seçilerek göreve devam eden başkanımız hizmetlerine hız kesmeden devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında altyapı çalışması tamamlanarak hizmete sunulmuştur. İçme suyu, arıtma tesisi tamamlanarak su sıkıntısı ortadan kaldırılmış. Cadde ve sokakların kilitli parke ile yenileme çalışmaları yapılmış. Park, bahçe ve dinlenme alanları oluşturulmuş. İmar planlarımız yenilenmiş. Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte 10.000 metrekarelik bir mesire alanı oluşturulmuştur. İlçemizde görüntü kirliliği oluşturan yerler temizlenmiş, atık su arıtma tesisi inşaatına başlanmış, sosyal ve spor faaliyetleri yürütülmüş, ilçemizdeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla TOKİ konutları kazandırılmıştır. Caddelere, sokaklara, tabela dikilerek adreslere kolay ulaşılmıştır. 2013 yılında sentetik çim yüzeyli kapalı halı saha hizmete sunulmuştur. Belediye sosyal tesislerinin tüm mobilyaları yenilenmiştir. Camilerimizin tadilatları tüm titizlikle yenilenmiştir. 15.000 metrekarelik alana sahip olan
parkımız baştan aşağı yenilenmiştir. İlk olan Saat Kulesi 2016 yılında tamamlanarak ilçemize modern bir görünüm kazandırmıştır. Belediyemiz çocuklar için eğlence ve eğitici etkinlikleri için sokak oluşturmuştur. Sokak ve cadde sağlıklaştırılması. İlçemizde üst yapı çalışmaları 2014 yılında başlanmıştır. 84 adet konut tamamlanmıştır. Şehitlik alanı yapımı 2017 yılında yapımına başlanmıştır. 2018 yılı içerisinde tamamlanarak ilçemize farklı bir görsellik katacaktır. Tabiat parkı yapımı. İlçemiz kadınlarına destek amaçlı bir adet paketleme ünitesi kurulmuştur. Kuru fasulyeye de 3 ova ismi tescil edilmiştir. 2012 yılından beri çalışmalarımız mesleki eğitimin kalitenin artırılması hibe programı çerçevesinde hazırlanmıştır. Yapılması planlanan projelerimiz ise hükümet konağı, hayvan pazarı, terminal, kültür merkezi, kapalı halk pazarı, İmam Hatip Okulu, kadın sosyal yaşam merkezi, çevre yolu aydınlatmaları, spor kompleksi, 3. etap sal yazı konutları. Asmalı Köprü Tesisleri 2005 yılında Asmalı Köprü Tesisleri adı altında Maçka, Coşandere köyü mevkiinde 7 kilometre mesafede bulunmaktadır. Maçka ve çevre ilçelere hizmet vermekteyiz. Turizm açısından zengin olan Maçka'mız, il dışından ve yurt dışından gelen misafirlerimize tüm halka hizmet vermekteyiz. Restorantımızda damak tadına hitaben tüm menülerimiz mevcuttur. Ana yemeklerimiz olan balık ızgara, balık buğulama, ızgara et çeşitlerimiz, özel salatalarımız, yöresel yemeklerimiz olan turşu kavurması, lahana sarması, menemen, kuymak, serpme köy kahvaltısı eşsiz manzara eşliğinde personelimizin hijyenik ortamda Tarım Bakanlığı'nca onaylanmış olarak halkımıza sunmak ilkemizdir. Özel günlerde kır düğünleri, nişan törenleri, toplantı yemekleri yapılmaktadır. Restorantımız içerisinde yöresel hediyelik eşyalarımız gelen misafirlerimizin coşkuyla alışverişlerini yapıp en güzel hediyelerimizi alıp yemeklerini doğa ile baş başa yiyerek, gezip görerek tekrar geri dönüp geldiklerinde onların yüzlerindeki mutluluğa şahit oluşumuz bizim prensibimizdir. Asmalı Köprü Tesisleri Coşandere üzeri olması müessesemize ayrı bir güzellik katmaktadır. Coşandere üzerinde insanlarımızın yemek yiyerek aynı zamanda tarihi manzaramızın her köşemizde saklı olan doğa eşliğinde hizmet vermek artık bizde ilke haline gelmiştir. Gelen insanların afiyetle yedikleri yemeklerimizin tadına varmaları, onların mutluluklarına şahit olmaktan onur duyuyoruz. Coşandere Asmalı Köprü Tesisleri olarak il ve ilçelerimize, şubelerimize açmak, müşterilerimize daha geniş kapsamlı ulaşmak. Adres: Coşandere mevkii Maçka, iletişim 0534 378 68 68. Doktorun yeri 1987 yılında Düzköy yolu yeni sanayi sitesinde kurulmuştur. Akçaabat, Düzköy'de il ve ilçelerimize ve il dışından gelen müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Tüm gelen araçlarımız küçükten en büyük araçlarımıza rot balans ve balans ayarlarında müşterilerimize en güzel hizmeti vermek bizde ilke haline gelmiştir. Müşterilerimizin tüm süreçlerinde yaşadığı verimlilik kaybını ve maliyetlerinin en aza indirgenmesi için iş ve çalışma tecrübemizden oluşan potansiyelimizi ve hizmet kapasitemizi sahip olduğumuz bileşim teknoloji alanında birleştirerek müşterilerimize sunmak birinci hedefimizdir. Ekip arkadaşlarımızla müşterilerimize hizmet vermek prensibimizdir. Doktorun yeri kurulduğu günden itibaren ilimiz ve ilçelerimiz ve şehir dışından gelen müşterilerimize itina ile hizmet vermek biz doktorun yeri olarak hedefimize ulaşmamızda başarı bizim adımız olan doktorun yerine yakışır bir şekilde hizmet
ağımızı genişletmek, sürekli yenilikçi fikirlerle kendini yenileyerek, vermiş olduğu hizmette yetinmeyerek daha ileriye dönük çözümler üretmek amacında ve bunu gerçekleştirirken %100 müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. Sloganımız olan "Aracınız mı hastalandı? Adres doktorun yeri." İl ve ilçelerimize yeni şubelerimizi açmak hedefimizdir. Adresimiz Düzköy Yolu, Yeni Sanayi Sitesi, Doktorun Yeri, Akçaabat. 0535 555 97 32. Sıradaki parça sevgili Osman Aydemir adına gelsin. Kimse sevmiyor.
rastlarsa gözlerin yaşlı yavrum, suçunu bağışla sarı boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadır kıymet bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne. Evet Mehmet Hocam, ağzına yüreğine sağlık. Yine gönlümüzü şenlendirdin. Ekran başındaki izleyicilerimiz de mutlu olmuştur eminim. Evet Sayın Başkanım, önümüzde güzel bir etkinlik var. Bu etkinliklerden bahsedelim. Bu etkinliklerde neler amaçlanıyor? Ayın 27'sinde olacak zannedersem. 27-2019 tarihinde gerçekleşecek bu etkinlik. Muhteşem bir etkinlik olacak. Bizler de inşallah sizlerin yanınızda olacağız. Bize bu etkinlikle ilgili kısaca bilgi verir misiniz başkanım? Biz 27 Ocak 2019 tarihinde Trabzon'da havaalanı mevkiinde bir birlik beraberlik gecemiz olacaktır. Burada yine bütün dostlarımızla, arkadaşlarımızla kaynaşmak, birleşmek ve aynı zamanda bir eğlence ortamında orada bir buluşma sağlayacağız inşallah. Orada sanatçı arkadaşlarımız var. Bilmiyorum şu anda burada isimlerini zikretmemde bir sakınca var mı? Yok başkanım, tabii ki, daha işin şeyi çözülmeden biz bunların isimlerini şu anda açıklamayalım. Valla orada güzel bir ortam oluşturmayı işte bütün herkesle beraber konuşup işte herkes derdini kendini anlatabilecek bir ortam sağlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkarız. Şimendi Köyü Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin karşısında Rota Düğün Salonu'nda, buradan da anons edelim. Yani ben güzel bir etkinliğimize imza atacağız inşallah 27 Ocak 2019 tarihinde. Bütün insanlarımızı bu etkinliğe bekliyoruz. Şimdi, buradan yurt dışındaki hemşerilerimize de davet ediyoruz değil mi başkanım? Tabii burada sizin aracılığınızla ben bütün hemşerilerime, dostlarıma, Köknarlılara, Trabzonlulara, Çaykaralılara ve yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden, çalışan, gurbet hasretliği çeken bütün dostlarıma buradan sesleniyorum. 27 Ocak 2019'da saat 19'da Trabzon'da gecemiz vardır, etkinlik gecemiz vardır. Burada bütün dostlarımız davetlidir. Bütün herkesi bekliyoruz. Gelebilecek olan herkesi biz etkinliğimize bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bu güzel gecemizde birbirimizi kucaklayacağız inşallah orada. Hep birlikte olacağız hemşerilerimizle birlikte. Yani mutlaka i̇nşallah. Güzel bir program olacaktır. Güzel bir etkinlik olacaktır. İnşallah. Sizlerin sayesinde tabii ki, sizler gibi donanımlı başkanlarımız olduğu müddetçe etkinlikler zaten güzel olur. Zaten donanımlı olur. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkan Yardımcımız Güner Bey. Sizin buradaki göreviniz nedir? Ben sizden bunu öğrenmek istiyorum Sayın Başkan Yardımcım. Şimdi az önce başkanımız zaten bütün açıklayacağımız konuları tek tek kendileri. Zannedersem bütün yükü siz çekiyorsunuz. Ben gördüğüm kadarıyla. Kendileri zaten açıklamışlardır. Bütün yükü birlikte gideriyoruz. Daha güzel etkinliklere, daha güzel oluşumlara birlikte inşallah imza atacağız. Sürekli olarak belli bir projelerimiz var. Projelerimiz üzerinde sürekli çalışıyoruz. Turizm ibaresinin bizim derneğimizin şeyinde bulunması açısından Çaykaramızın o güzel yerlerinde turizmi canlandırmak, daha güzel şeyler meydana getirebilmek için projelerimiz vardır. Bunun üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. O projeleri biraz açalım Sayın Başkanım. Neler var projelerde? Şimdi projelerimizin, şimdi onları açmasak burada daha mantıklı olur çünkü. Hayır, program sizin, anlatacaksınız başkanım. Şimdi projelerimiz bizim genelde Çaykara'ya has özgü bazı güzel yaylalarımız var. Uzun gölümüz var. Bu tip yerlerde limni olan bir yerimiz var. Burada daha güzel bir turizmin yapılacağını düşündüğümüz için zaman zaman limni şenlikleri tarafımızdan düzenleniyor. Bunu burada daha güzel bir turizmi yaygınlaştırma adına biraz çalışmalarımız devam etmektedir. Daha etkili, daha verimli hale getirebilmek için neler yapabiliriz diye düşündük.
başkanımızla ve başkan yardımcımızla birlikte yönetim kurulu olarak çalışmalarımızı bu yönde sürdürmekteyiz. Burada ekranları başında bizleri yurt içinde ve yurt dışında izleyen tüm izleyicilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı yolluyoruz. Dernek faaliyetlerimize bundan sonra da devam edecektir. 27.01.2019 tarihinde başkanımızın da ifade ettiği gibi Rota Düğün Salonu'nda güzel bir programımız vardır. Bütün hemşerilerimizi, bütün Çaykaralıları, bütün Trabzonluları burada bekliyoruz. Hepinize saygılarımı tekrar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Yardımcım, konaklar mevkiinde biliyorsunuz bir tapulu yer aldınız. Biraz da ondan bahsedelim. Teşekkür ediyorum. Derneğimiz 2014 yılında kurulmuş. 2014 yılından bu yana sürekli olarak faaliyetlerimizi devam ettirdik ve ettirmeye de devam edeceğiz. Etkinlerimizle beraber Trabzon'un gözdesi olduğumuzu söyleyebiliriz. Dernek kendini tamamen kanıtlamış. Daha güzel şeylere inşallah hep birlikte el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek çok güzel şeyler başaracağımızın inancı içerisindeyim. Ben bu arada başkanımız ve yönetim kurulu olarak çok özverili çalışmalar neticesinde biz derneğimizin mülkünü satın almış bulunmaktayız. Burada ben özellikle değinmeden yine geçemeyeceğim. Derneğimizin satın alınmasında özellikle öncülük eden, yardımda bulunan, destekçi olan, başta Kağıt Karton Sanayi AŞ'nin değerli yöneticilerine, Türkoğlu ailesine buradan gönülden teşekkür ediyorum. Şahsi adıma ve yönetim kurulu adına. Bunun haricinde değişik yönde derneğimize yardım eden diğer arkadaşlarımıza ve dostlarımıza yine de buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel aydınlattınız başkanım. Evet, Sayın Doktor'un yeri. Rot balansı bize bir anlatır mısınız? Sayın Doktor'un yeri. Evet, rot balans aracımızın güzel yol tutması, lastiklerin düzgün aşınması, artı yakıta istifade olması. Yani aracınıza yakıttan da tasarrufu oluyor. Yani rot balans ayarı, bilhassa rot ayarı düzgün olan araçlarımızın yakıta %10, %20 civarında bir istifadesi oluyor. Yani araçlarına rot balans yaptırdı mı kardeşlerimiz, müşterilerimiz, araç sürücüleri, lastiğinin ömrünü uzatıyoruz. Hem yol tutuşu güzel oluyor, sürüş keyfi güzel oluyor, sağa sola arabası kaçmıyor. Yani bilhassa lastiğin ömrü uzuyor. Bir de yaz ve kış lastiklerine uyum sağlasın şoförlerimiz, araç sahiplerimiz. Onlara dikkat ederseler daha düzenli, daha güzel yol tutuşu, yol seyri, araç kullanma şeyleri, emniyetleri daha güzel olur. Rot balansın dediğim gibi lastiklerin ömrüne faydası oluyor, uzatıyor ömrünü, düzgün aşındırıyor. Araçları yolda giderken kendi kontrollerinde oluyor araç sahiplerinin. Yani rot ayarı bozuk olan bir aracın bozuk olduğu zaman araba kaçma yapıyor yolda. Düzgün gitmesi için muhakkak rot ve balans ayarlarını yaptırsın müşterilerimiz, sürücü şoförlerimiz. Bunlara önümüz zorlu bir kış. Evet, zorlu tabii kış. Tabii ki buradan sürücülerimize de neler söylemek istersiniz doktorum? Sürücülerimize öncelikle dediğim gibi yaz ve kış lastiklerine, yani bilhassa kışın kış lastiklerini taksınlar. Yazın da yaz lastiklerini, yani bunlara önem göstersinler. Sürüş keyifleri, kendi sağlıkları, sıhhatleri için çok deneyimli ve güzel olur yani. Bunlara dikkat etsinler şoförlerimiz, sürücülerimiz. Buradan bütün tüm uzun yol şoförlerimize, kaptanlarımıza da buradan firma sahiplerimize de sevgilerimizi gönderelim. Evet, hayırlı yolculuklar bütün çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür olsun. Ediyoruz doktorum. Bu konuda aydınlattınız bizi. Tabii ki bu programları yaptıktan sonra sizi tabii ki bana soran çok oluyor. Nerede, yeri nerede? Bu da bizim için güzel. Evet. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi aydınlatıyorsunuz tabii ki zaman zaman böyle geliyorsunuz programlarımıza. Bizi bu konularda aydınlatıyorsunuz. Ekran başındaki izleyicilerimiz de tabii ki mutlu oluyorlar. Rot balans nedir? Bunu öğreniyorlar. Evet. Bilmeyen olabilir. Arabası olup da her şeyi bileceğiz diye. Yani bilmeyen arkadaşlarımız var. Bilmeyen sürücülerimiz var. Değil mi başkanım? Onun için insanlarımızı aydınlatacağız her konuda. Ama sevdiklerine kolay ulaşmaları için, sağlıkla ulaşmaları için
yavaş yavaş yavaş. Evet, trafik kurallarına uyalım, uymayanları da uyaralım. Değil mi doktorum? Evet. Bu konulara dikkat etmek zorundayız. Güzel bir slogan ve bizim sağlığımız, saatimiz için. Yani bütün şoför kardeşlerimizin sağlık ve saati için. Aynen, çok teşekkür ediyorum. Evet Osman Hocam. Ben teşekkür ederim. Mekandan biraz bahsedelim bakalım. Asmalı Köprü tesisleri nerede? Ekranlara ilk defa bizi izleyenler olabilir. Bir öğrensinler bakalım Asmalı Köprü tesisleri. Coşandere evet. Nerededir? Coşandere benden selamlar olsun. Asmalı Köprü tesisleri, evet, bilmeyenler, yeni ekranlarda bizleri yeni yeni duyan insanlar için. Asmalı Köprü tesisleri Maskat-Sümele yolu üzerinde 7. kilometrede bulunmaktadır. Asmalı Köprü tesisleri restoran, hediyelik eşya üzerine çalışmaktadır. Asmalı Köprü tesisleri yaklaşık piknik tarzında ve kamping tarzında bile müşterilerimize, insanlara açık olan bir yerdir. Aynı zamanda çok güzel de tabiat olarak, yeşil alan olarak hepsi iç içe bağrına basmış bir yerde bulunmaktadır. Yani burada gelen misafirlerimize son derece hizmet, kalite, onurumuzdan, şerefimizden yürüttüğümüz bir yerdir burası. Aynı zamanda güvenli, aile tarzında. Yani hizmet ettiğimiz bir yerdir. Yani burada alkol vesaire vesaire olmayan bir yerdir. Sağlıklı ve sağlam. Gelen misafirlerimize hoş geldiniz. Gidenlere güle güle kardeşim. Yine bekleriz. Onun için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii hediyelik eşya dükkanımız da var. Ondan da biraz bahsediniz hocam. Hediyelik eşyalarımız mevcuttur. Yani A'dan Z'ye hediyelik vardır yani. Başka bir yerlerden aramaya gerek yok. Ne isterseniz o da mevcuttur yani. O yüzden çeşit tarzından bahsediyorum yani. Tabii ki sipariş yani. Geldiği zaman yurt dışına da bu hediyeler evet, gidiyor. İnşallah tabii zaman ki tabii ben ki. Çünkü... Yurt içi ve yurt dışı. Evet, yani evet, bizden evet. De yurt içine. O kadar güzel ki o evet, hediyeler. Evet, evet. Telefonları evet, susmuyor hocamın. Evet. Yetiştiremiyoruz zamanda, o derecede muhteşem Karadeniz'i anlatan, Maçka'yı anlatan evet, çok çok donanımlı evet, bir müessesemiz evet, var değil mi hocam? Evet doğrudur. Evet sayın başkanlarımız da inşallah bekleriz oraya. Birlikte gider olsun o mekanda güzel evet, inşallah o güzel yemekleri evet, hep birlikte başkanlarımızla birlikte yeriz. İnşallah onları da bekliyoruz tabii misafirlerimizi, Çaygaralı hemşerilerimizi tabii ki. İşte başarıyı yakalamak için hocalarımızın anlattığı gibi, başkanlarımızın söyledikleri gibi çalışmak gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. İnsanları davet etmek gerekiyor. Hani bir müşteri bir müşteri daha getirir. Bunlar da bizim düzgün çalışmalarımız. Yani güler yüz o insanlara bakmamız insanları bu tarafa çeker yani tahmin ediyorum. Onun için teşekkür ederim. Aynı zamanda Asmalı Köprü, Coşandere, Muhtar Adayı. Muhtar Adayı. Nasıl evet, gidiyor Sayın evet, Hocam? Muhtar adaylıkları, çalışmalar nasıl gidiyor? Tabii ki muhtarlık çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah insanlarımız da bize o şerefi verirler. Biz de o şerefi de onurla, gururla yerine getirmeye çalışacağız. Onun için bu bizim asıl görevlerimizden bir tanesidir. Yani köyümüze hizmet. Tabii ki Sümele Manastırı'ndan bahsediyoruz. Her konumda, her burada, her yayında da bundan bahsediyoruz tabii ki Halil'i. Bir an önce de tabii ki oranın hizmete açılmasını umuyoruz. Çünkü Trabzon'a ve çevresine büyük zararları vardır. Yani burası bizim için hakikaten önemlidir. Yani bu işin asibesi yoktur. Büyüklerimiz bu işi daha çok hızlandırıp bir an önce işte bu işi hizmete açıp bizi de inşallah neşelendireceklerdiler yani. İnşallah. Evet, Sayın evet, Muhtar adayımız tabii ki burada belediye başkanımıza sevgilerimizi, buradan, saygılarımızı buradan gönderelim da, Sayın Koray Koçan'a. Başkanlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Hepsine, başkanlarımın hepsine de söylüyorum bunu. Bu işin asibesi yoktur. Biz görevimizi yapıyoruz. Başkanlarımız da görevlerini yapmak durumundadırlar tabii haliyle. Kim olursa olsun her gelen ve giden insanlarımız yani bu hizmetleri ne kadar onurla, şerefle yerine getirirseler, başarıyla yerine getirirse onur ve şereftir yani bizim için.
Onun için onlara da buradan selamlar olsun. Tabii ki bizim de ümitlerimiz büyüklerimizdir yani. Onlar ne kadar hızlandırırsa biz de o kadar işimizi daha iyi yaparız. Çünkü biliyorsunuz yani memlekette hakikaten zor günler de yaşıyoruz. Yani kolay değil. İnsanlar çalıştırıyoruz. Bunların biliyorsun çok zor yani anlatamıyoruz. İnşallah tekrar diyoruz o konuda biraz daha sağ görüşlü olmak lazım. Evet, Sayın Hocam, tabii ki burada birlikte çalışıyoruz diyorsunuz. İşte burada belediye başkanlarımıza hep bırakmamak lazım. Evet. Öyle dernek başkanlarımıza hep bırakmamak lazım. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe derneklerimiz de kalkınır. İlçelerimiz, illerimiz de kalkınır diye düşünüyorum ben. Şimdi hep başkanlara yüklenmemek lazım. Birlik beraberlik. Tabii ki bunlar dernekler olsun, birlikler olsun, herhangi ne olursa olsun bunların hepsi bir araya toplanan bir şeydi. Şimdi orkestra çalıyor ya, çaldığı zaman işte mezrabe vururken ayrı o da bir ihtiyaçtır. Onun için zaten vuruyorlar. Hepsi bir araya gelecek ki bu iş akord olsun. Verim alıyorsun yani başkası Osman yapmış, diğer kardeşim yapmış, dedi yapmış ama ne yaptın yani? Ama el birliğinden bunları büyüklerimizin işte bizlere verecek oldukları işte rotalarla biz de işimizi yapacağız haliyle. Tabii ki hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde. Evet. Ne diyor sevgili Cumhurbaşkanımız? Yani. Anca beraber, kanca beraber bu ülkeyi var edeceğiz. Doğru demişler. Böyle hep başkanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza buradan da bırakırsak, Cumhurbaşkanımıza da selamlar evet, olsun. Evet. Bizler de onun yanında olarak birlik beraberlik içerisinde bu ülkeyi kalkındıracağız. Başkanlarımıza da, dernek başkanlarımız olsun, el birliği içerisinde. Buradan yurt dışındaki hemşerilerimize de anons yapalım. Derneklerimize yardımlarını esirgemesinler. Evet. Değil mi başkanlarım? Bizim zaten el birliğiyle beraber bu derneklerimiz yürümek zorunda. Yani biz de elimizden geldiği kadar ekran aracılığıyla dünyaya sesleniyoruz. Sevgili başkanlarımızın çalışmalarını en güzel şekilde anlatıyoruz. Doğru. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, biraz selamlara geçelim. Tabii ki ekran başında bizi izleyen binlerce hemşerilerimiz, binlerce insanlarımız var. Öncelikle buradan anneme, babama, aileme buradan sevgilerimi gönderiyorum. Babacığımın, anneciğimin ellerinden öpüyorum. Yine Bursa'da Metin Galeri, Metin Çetinkaya'ya buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yine Semih var, Almila var, onlara da buradan sevgilerimizi gönderelim. Yine şu anda benim asker yeğenim var, Murat Namlı'ya, Çakı gibi asker. Sağ salim dönüp gelecek inşallah. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Tüm askerlerimize, Mehmetçiklerimize gitsin. Yine Antalya Muratpaşa konservatuvar hocamız Sayın Özcan Bey'e buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Yine Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a selamlarımızı gönderelim. İnşallah onları da böyle uzaktaki illerdeki başkanlarımız da böyle bizi zaman zaman arıyorlar. Programlarımızı izliyorlar ekran başında. Çok değerli belediye başkanlarımız, başkanlarımıza hepsine buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sayın İl Başkanımız Haydar Revi şu anda Ankara'da. Çok yoğun bir çalışma içerisinde. Ona sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Yine Ortahisar Belediye Başkanım Ahmet Metin Gence sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yine Sayın İş Adamlarımızdan Atilla Karahan'a sevgilerimizi gönderelim. Yine bizim çok değerli üstadlarımızdan Sayın Masar Yıldırımhan'a da buradan sevgilerimizi gönderelim. Yine Sayın Vehbi Koç'a ona da sevgilerimizi gönderelim. Gümüşhane Belediye Başkanım Sayın Ercan Çimen'e, biz biraz Gümüşhane kökenli olduğumuz için tabii ki Sayın Ercan Çimen'e başarılarını kutluyoruz. Onunla da çok yakın tarihte yine onunla da birlikte olacağız programda. Sayın Özkürt'ün Belediye Başkanımızı da önümüzdeki haftalarda ağırlayacağız. Buradan Köse Belediye Başkanımıza sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yine Gümüşhane'de Sayın Battal Bey var. Bütün gençlerimizin nikahını kıyan Sayın Battal Bey'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Buradan Kelkit, Özkürt'ün, Kürt'ün, yine Torul Belediye Başkanlarımıza selamlarımızı gönderelim. Yine Baydarlar Hazır Beton var. Sayın Metin Baydar'a da selamlarımızı gönderelim.
Selamlar bitmiyor hiçbir zaman. Hiç çok uzun uzun. Herkes söylüyor şuna bana selam, ona selam. Yine Aydın İletişim var. Furkan Aydın'a, Orhan Aydın'a selamlarımızı gönderelim. Söğütlü Taksi'de çalışan Tahir Bey ve tüm arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderelim. Yine havaalanı taksi durağımız. Beni böyle uçaktan indiğim zaman alır böyle havalimanındaki taksilerimiz. Bizi yalnız bırakmazlar. Yine programlarımıza böyle destek olurlar. Onlara da sevgilerimizi, özellikle Nedim Bey'e de, Nedim Şişmanoğlu'na da selamlarımı gönderiyorum. Yine Trabzon Sahil Taksi çalışanlarına, yine Trabzon Galip Kuru Temizleme, Trabzon'u değil dünyayı temizliyor. Onlara da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ta atadan gelen bu Galip Kuru Temizleme'ye sonsuz teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Yine Zehracığıma, Fatihciğime buradan Musaade deme ellerinden öpüyorum. Onlara da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Evet, sıkılmayalım ekran başındaki izleyicilerimiz. Binlerce kişiye ulaşıyoruz. Bu yüzden bizden böyle selam bekliyorlar. Pür dikkat bizi ekran başında izliyorlar. Hepsine selamlarımızı tabii ki gönderiyorum. Yine Trabzon'a yeni açılan balık, büyük balık lokantası. Onlara da buradan bütün şu andaki personelimiz bizi şu anda bize izliyorlar ekran başında. Tüm personele o titizlikle o kadar muhteşem bir yer. Bütün Trabzon'un değil, Trabzon çevre ilçe ve illerden gelen arkadaşlarımız, misafirlerimiz de bu mekana geldikleri zaman mutlu oluyorlar. O kadar muhteşem bir ekiple o balığın lezzetini bence büyük balıkta yemeli, büyük balık restoranda yemeli. Ne demişler? Büyük balığın lezzeti de büyük olur. Bu açıdan onlara da buradan sevgilerimizi, Sayın Eyüp Bey'e, Sayın Hami Hocam'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Yeter değil mi başkanım? Evet, evet, evet. Dönelim tekrar sayın başkanlarımıza. Sayın Güner Başkanım, Başkan Yardımcımız, ön fizibilite çalışmaları hakkında bize biraz bilgi verir misin? Çalışmalar nelerdir? Ayrıntılara bir girelim. Ayrıntı, derneğimizle alakalı ayrıntı, evet, çalışmalarımızdan, evet, söz ediyorsunuz sanırım. Derneğimizle ilgili yaptığımız çalışmalar ilk başta zaten dediğimiz gibi turizmle alakalı ilgili çalışmalarımız olduğunu vurgulamıştım. Bunun ötesinde halkımızı bir araya toplamak, birlik ve beraberliğimizi sürekli olarak sürdürebilmek, onun üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. Üyelerimize daha iyi refah bir ortam sağlama adına, az önce dedi konusunu ettiğimiz mekan temin etme adına çalışmalarımız oldu. Daha güzel şeyler yapabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Başkanımızla ve yönetim kurulu ekibimizle beraber sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Neler yapabiliriz, neler yaptıktan sonra daha iyi faydalı bir hizmet sunabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma geceleri düzenleyerek halkımızın refahı, huzuru, ortamını tam elde edebilme adına bu tip şeyleri düzenliyoruz. Zaman zaman fizibilite çalışmalarımız folklor yönünde bir eğitim vererek işte halkımıza bu şekilde bir katkıda sunma adına bir çalışmamız devam etmektedir. Bunun yanında işte başka da yok. Bu işte çalışmamız bu şekilde devam etmektedir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Evet, Sayın Mustafa Başkanım'dan da Çaykara'yı bir dinleyelim bakalım. O güzel tarih kokan Çaykara'yı, o güzel uzun göl yaylası olan Çaykara'yı bir dinleyelim sizden Sayın Başkanım, ekran başındaki izleyicilerimizde. Biz Çaykara'mızı, Köknar köyümüzü, Trabzon'umuzu, bütün Türkiye'mizi seviyoruz. Bugünlerde valla herkesle böyle bir birlik, beraberlik havasının oluşmasını diliyorum. Zaten memleketimiz yıllardan beri büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Biz bu sıkıntılardan, bizim de rahatsızlığımız vardır, biz de üzülüyoruz. Fakat hiçbir zaman ümidimizi yitirmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde biz de bu vatanımız için, milletimiz için biz de her zaman huzur içinde, beraberlik içinde yaşamayı arzu ediyoruz. Şu anda sınırlarımızdaki Mehmetçiklerimiz, işte güvenlik güçlerimiz her ne kadar oralarda iseler, biz de onların ya düşüncelerimizle, her türlü varlığımızla beraber onların yanında olduğumuzu buradan haykırmak istiyorum.
biz Çin Seddi'nden Viyana'ya kadar uzanan bir milletin torunları olarak biz vatanımızı kesinlikle ve kesinlikle böldürtmeyiz, kimselere bırakmayız. Kanımızın son damlasına kadar, son fert kalana kadar biz vatanımızı savunacağız. Savunan bir milletiz. Daha önce bunun örneklerini de görmüşüz. Türk milleti hiçbir zaman hiç kimseye karşı boyun eğmemiştir. Her zaman mazlumun haklının yanında olduğunu hissetmiştir. Biz de bu duygu ve düşüncelerimizi taşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet başkanım, sizden de alalım. Çaykara'yı bir de sizden duyalım. Tabii o kadar güzel bir ilçemiz ki Çaykara. Tuğba Hanım, çok teşekkür ediyorum. Zaten başkanım her şeyi detaylı anlattı zaten. Detayları anlattı. Biz bu memleketin çocuğu olmaktan gurur duyuyoruz. Türk milleti olmaktan gurur duyuyoruz. Bu vatanı zaten Sayın Başkanım her şeyi anlatmıştır. Ha, gelelim şimdi Çaykara. Çaykara bizim kazamız, köyümüz Köknar Köyü. Ama bizim bütün sevgimiz Türkiye'dir. Türkiye'dir. Yani tabii ki derler ya, insan doğduğu yeri bilir. Ama biz memleketimizi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti neyse biz de aynıyız. Kars da aynı bizim için, Trabzon da aynı, Rize de aynı, her taraf aynı. Onun için doğudan batıya her yer bizim. Her şey bizim, her yeri bizim. Gerekirse başkanım dediği gibi biz ne gerekiyorsa canımızı da veririz. Bu memleket öyle basit değildir. Öyle yok sarı yelekliler çıkacak sokağa da bilmem ne bilmem bir şeyler diyorlar da çıksınlar da görelim bakalım. Öyle bir şey yok. Biz yiğitlerle doluyuz. Yani öyle bir şey yok. Sarı yelekli var ise kırmızı yelekli çıkar. Ondan sonra bakalım bunun ardı nasıl gelir. Yani onun için herkesi yani sağduyuya davet ediyoruz. Buradan mesela canlı yayında herkese diyoruz, vatandaş olarak, Türk milleti olarak. Yani herkes adam olsun, herkes bayrağına, milletine, vatanına sahip çıksın. Teşekkür ediyorum. Çok Tuba güzel aydınlattınız. Çok sağ ol. Rica ederim başkanım. Çok güzel aydınlattınız. Tabii ki biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe zaten bizi kimse yıkamayacak. Biz Türk milleti olarak atadan ta ata diyarından gelmiş bu topraklara yerleşmişiz. Bu topraklara sahip çıkacağız. Gencimizle beraber, yaşlımızla beraber, ninelerimizle beraber bu vatana, bu bayrağımıza tabii ki sahip çıkacağız. Sevgili Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde, Sayın Başkomutanımızın, Sayın Reisimizin de önderliğinde bu ülkemize sahip çıkacağız. Evet, askerlerimizle birlikte bu ülkemize sahip çıkıyoruz. Askerlerimize binlerce teşekkürler. Binlerce teşekkürler. Mehmetçiklerimize binlerce teşekkürler. Emniyet mensuplarımıza binlerce teşekkürler. Evet, bu arada geçen hafta Ankara-Konya tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Evet, Sayın Mehmet Hocam, bir güzel parçayla böyle yüreklerimiz ağlıyor tabii ki. Böyle üzücü olaylarda ama yine de ekran başındaki izleyicilerimizin yüreklerine böyle bir nebze, bir müzik ekelim. Evet, sıradaki şarkı da Şerife Demirci ve tüm ailesine gitsin.
Uzaklarda arama, çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbim, en güzel yerindesin. Uzaklarda arama, çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbim, en güzel yerindesin. Her an senin yanına ruhumda taşıyorum. Dünyaları verirse ben sensiz yaşayamam. Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Bizi gene mutlu ettin bu akşam Sayın Mehmet Hocam. Ara sıra arızalar oluyor ama teknik arızalar tabii ki affola ekran başındaki izleyicilerimiz. Kolay değil bu kadar Rize'den dünyaya seslenmek, öyle kolay değil. Tabii ki arızalar olacak. Sizler de ekran başında bizi mazur görün lütfen. Evet, yine Yakacık, Coşandere Yakacık Camii Yaptırma Derneğimiz var. Burada çok güzel bir cami yapılıyor. Buradan tabii ki çağrımız vatandaşlarımıza, yurt dışındaki vatandaşlarımıza da bu camimize el birliğiyle inşallah yaptıracağız. Değil mi Osman Hocam? Hep birlik beraberlik içerisinde bu camimiz inşallah bitecek. İş adamlarımızdan destek bekliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız tabii ki. Hayırsever vatandaşlarımız, yurt dışı, yurt içi. Biz burada bir hesap numarası da gideceğiz. Altyazıda gözükecek onlar. Yapmak isteyen, yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz, o altyazıda hesap numarası vereceğiz. Köyümüzün derneği adınadır. İnşallah duyarlı olurlar. Bir an önce daha bu çağımız biter yani. Bitecek tabii ki. Evet. Biz hayırsever bir Türk milleti olarak tabii ki iş adamlarımız da bizi ekran başında en duyuyorlardır. Bir tanesidir tabii ki. Onlardan destek tabii ki bekleyeceğiz camimizde. Böyle binlerce cami yapılacak. Sadece Coşandere'de Yakacık köyünde değil. Yani böyle tabii ki konuklarımızı aldığımız zaman hangi camimiz olursa olsun tabii ki böyle başkanlarımız da bizi duyuyorlar. Hep birlikte Çaykara olsun, bütün ilçelerimizin camilerini inşallah bu böyle konuklarımızı bütün ağırladığımız zaman bunları dile getireceğiz. Bu camilerimiz her ne kadar nefes alan bütün insanların camisidir. Yani daha duyarlı olmak gerekiyor.
yardımlaşmak gerekiyor. Yani köyümüz öyle iyi bir konumda yaşayan bir yer değildir. Yani biraz zor olan bir yerdir. Onun için vatandaş altından kalkamadı yani insanlar. İnşallah buraya bir gayret ederiz. İnşallah sizin aracılığınızdan İnşallah hocam. İnsanlarımız sesimiz ulaştığı yere kadar inşallah onları yardımcı olurlar. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Desteklerimizi bekliyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, başkanımız da bizle birlikte olduk, Mustafa başkanımızla. Son olarak sizden de iki kelime alalım başkanım. Programımızın sonuna geliyoruz. Çok mutlu ettiniz bizi, aydınlattınız bizi. Evet, yine de Trabzon'un tatlı medya haber ajansına Sayın Güner hocama da çok, başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Yine Abdülcelil Gargar'a da teşekkür ediyorum. Bizleri aydınlattı. O pozitifliğiyle ekran başındaki izleyicilerimizi aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet başkanım, alalım size son konuşmadan birkaç dakika. Biz Kaşgar TV yöneticilerine, çalışanlarına ve sizlere bize bu fırsatı tanıdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben son olarak yine dostlarımıza şunu belirtmek istiyorum. 29-27 Ocak 2019'da düzenleyeceğimiz etkinliğe, Birlik Beraberlik Gecesi'ne herkesi davet ediyorum. Herkese buradan selamlarımı yolluyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum başkanım. Gerçekten bizi mutlu ettiniz. Evet, yine Varlıbaş'ta bir küçük selam daha gönderelim. Yine Varlıbaş'ta AVM'de çalışan Zeynep Aydoğdu'ya, selamlarımızı gönderelim. Yine Aleyna'cığımız var. Havalimanında, rentekarda çalışıyorlar. Benim selamlarımı bekliyorlar. Hepsine selamlarımızı gönderelim. Sayın Mustafa Emre Namlı'ya da buradan, sevgili yeğenime de Bursa'dan, ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Fatih var, Zehra var, yine onları unutmadık. Memnuna Hanımcığım var, Songül'ümüz var, yine Eskişehir'den Rüstem Bey'imize sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz ekran başındaki izleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta tekrar yaşama dair programımızla yine sizin ekranlarınızın karşısında olacağız. Kaşgar TV aracılığıyla tabii ki sizlere sesleneceğiz tekrar. Böyle çok değerli başkanlarımızla olduğumuz müddetçe çok değerli başkanlarımızı, yeni adaylarımıza buradan başarılar diliyorum. Aday adaylarımıza da başarılar diliyorum. Buradan ekran aracılığıyla onlar inşallah görevlerini güzel bir şekilde yapacaklar. Ve bu ülkeye muhteşem bir şekilde başkan olarak görevlerine devam edecek. Hayırlı akşamlar diliyorum ben. Söz müzik. (Gülüyor)